Bismillah dedik, ocakları yaktık. Burada kuru fasulye yıkadım güzelce. Sarı suyu çıkması için koydum kaynamaya. Burada kahve suyu. Burada da yemeğim için su kaynıyor. Suyunu çıkarmış, salmış. Fasulyemi yıkayıp yemeğimi kavuracağım. Fasulyemi yıkıyorum. Yerler silindi. Temizlik oldu. Sıra fasulyeye geldi. Fasulyemin de soğanlarını doğradım. Sıvı yağsını kattım, kavuruyorum. Salçamı hazırladım. Biber salçam, acı biberlerim, tuzum ve fasulyem. Fasulyemi de yıkadım. Sarı suyu çıktı. Yemeğim için suyum. Kahvem için suyum kaynıyor. İşleri yoluna koymaya başladık. Temizlik bittikten sonra yemeği de huzurla yapıyorum. Daha ıslaklı alısın yaymadık şöyle. Her taraf açık, mis gibi. Kurusun yerler, ondan sonra yayacağım. Yemek pişerken de kahvenin içine dinlenme molası vereceğim. Soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Diri diri kalmasın fasulyenin içinde. Soğanlarım yeterince kavruldu. Yemeğimin suyu da kaynadı. Bunu da kapatalım. Salçamızdan alalım. Ocak hızlı açıldı. Kenarlar yandı yine tencere. Çabuk yapıyoruz ya işte. Ondan oluyor böyle. Ben biraz da toz biberi katacağım bu yemeğe. Çünkü bu salçalar sanki bana renk vermiyor gibi geliyor. Toz biberi daha güzel renk veriyor. Şöyle biraz katalım. Eskiden hep bizim toz biberle yapardılar yemekleri, menemler. Gayet de güzel oluyordu. Nasıl rengi değişti hemen. Bu marketten alınan salçalar da biber salçası diyor alıyoruz ama bence çoğu domates karışık bunlar. Uyguna veriyorlar. Başka türlü nasıl satacaklar? Sırf biber olsa o fiyatta satamazlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki tuzumuzu katıyoruz. Her zamanki gibi. Yemeği yaparken tuzu katıyorum. Ve kavuruyorum. Bıçağımın altını açtım. Benim fasulyem böyle. Birden bitiyor işi yani. Kavurması da olduktan sonra suyunu koyuyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Ben bir tek nohut yemeğini yaparken geceden ısıtıyorum. Kavuralım. Fasulyem kavruldu. Suyunu verebilirim.
şöyle döküyorum birden. Çaydanlıklarımı da alalım da burada sapları falan yanmasın. Tamamdır. Yemeğin işi bitti. Karıştıralım. Kapağını yarım kapatalım. Ve pişmeye bırakalım. Bu kadar. Biberlerini sona doğru atacağım. Çok acı olmasın. Oğlum yemiyor acıyı. Yemeğimi kontrol ediyorum. Biraz ocağın altını açalım. Orta ateşte pişmeye bırakalım. Kaynama devam etsin. Fasulyenin biberlerini veriyorum. Kıvamını sevdiğimiz için biraz daha kaynatacağım ve kapatacağım fasulyemi. Fasulyemi kontrol ediyorum. Şu güzelliğe bakın. Mutfağımı kokusu sardı. Kışın güzelliği, kışın yakışığı diyelim artık kuru fasulye. Bol bol yenir. Yemeğimi kontrol ediyorum. Bence oldu. Tam istediğim kıvama geldi. Acı biberli mis gibi kuru fasulye. Kapağı kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Pilavımı yapıyorum. Pirincimi yıkadım. Tuzumu hazırladım. Burada da bir miktar sıvı yağ ve tel şehriye ile kavuruyorum. Şehriyelerim kavruldu. Pirincini verebilirim. Pirincini veriyorum. Ve her zamanki gibi tuzunu veriyorum. Yemeklerimin de pilavımın da kavururken veriyorum. Şöyle kenarlarından karıştırıyorum ki pirinç kırılmasın. Pirinçten mis gibi şöyle buğday kokusu gelecek. Kavurma işlemi o zaman sonlandırıyorum. Pilavım yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Bende su ölçüsü yok. Üzerine çıkana kadar. Hangi kalite pirinç olursa olsun fark etmiyor. Benim tarif böyle. Tuzunu kavururken verdim. Mis koktu o da. Şöyle bir defa karıştırıyorum. Suyunun yeterli olup olmadığını anlıyorum zaten. Çok az ilave edeceğim, bırakacağım. Evet. Ve böyle orta ateşte pişmeyi bırakıyorum kapağı açık bir şekilde. Kesinlikle kapatmıyorum. Pilavım suyunu neredeyse çekti. Fasulyem de ısındı. Kapatıyorum. Böyle suyunu çekiyor. Kapağı açık bir şekilde delik delik göz göz oluyor. Koyuyorum peçetesine. Ve kapatıyorum.
Bir dakika böyle kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Yemeklerimin servisini yapıyorum. Buraya da çay için su koydum. Yanık çöreklerimizi mi yiyeceğiz artık? Yanmayan çöreğimizi mi yiyeceğiz bilmiyorum. Tahinli çörek yaptık. Burada da turşularım. Daha lahana turşularım olmadı onun için. Biberle karışık turşumdan çıkardım. Bismillah diyelim şöyle. Alalım bakalım. Pilavımızı koyalım. Böyle sizinle birlikte yapabilir miyiz acaba? Servisini bilmiyorum. Domatesler koydum. Yalnız iki oldu. Ter şehriyeli yapıyorum. Çok hoşuma gitti. Pilav. Hep arpa şehriyeli yapardım. Ve ters çeviriyorum. Fasulyemi koyuyorum. Turşularımı masaya götürüyorum. Fasulyemi koydum mis gibi. Artık masamızı hazırlayabiliriz. Pilavımı da getiriyorum. Günün sonuna geliyoruz. Yemeklerim oldu. Servisini de yaptım. Mis gibi kuru fasulye. Bol acılı. Yanına da şöyle pirinç pilavım. Turşularım. Misim misleri. Burada da tahinli çöreğim. Kıyır kıyır. Ne diyoruz? Mis'in evinde misler olmaya devam ediyor. Işıl ışıl bir evde mis gibi yemekler. Yaparsanız size daha afiyet olsun diyorum. Bize de afiyet olsun.